Şimdi Nagihan da benim tanıdığım kadarıyla böyle körü körüne bağlanmayı seven bir kadın değil. Öyle bir özelliği yok. Ee, açıkçası Mustafa Kemal Kurt'la olan birlikteliği de aslında ikisinin de kendi menfaati için olan birliktelik. Apaçık. Ee, daha önce çok ciddi bir sohbetleri, muhabbetleri de olduğunu ben düşünmüyorum. Nagihan... Sonuç itibariyle bir değerlendirme yapıyor. Bu seneki Survivor'da <laughs> çiftli oyunlar var ve çiftli oyunlarda benim bir erkeğe ihtiyacım var ve ben geldiğince gelecek, çık çıkacak. İyi de bir adam olması lazım yanında diyor doğal olarak. Turabi e, gidince. Şimdi Turabi de gitti. E şimdi orada mesela Atakan, aslında Nagihan Atakan'ı da Atakan'a da göz kırpıyor ama Atakan'ın talibi çok olabilir. Yani Atakan'ı Sema'da ister, Merve'de ister falan. O şimdi Mustafa Kemal'i bir garanti olarak yanında tutuyor. O yüzden şimdi Hanzade gülmeye başladı. Şimdi hani şöyle. Yani Mustafa Kemal'den ancak diğer alternatifi tam oturtturduğu zaman vazgeçecek. Öyle değil mi? Katılıyorum %100. <laughs> yani, yani. O yüzden de işte Atakan'a mesela dün akşam dün izlerken Yunus Emre görüntüsü vardı ya. Atakan bak tipi bak diye Yunus Emre'yi gösteriyordu ya Atakan'a. O Atakan'ın aslında hedefi Atakan'ın sahiplenme. Yani Atakan'a kanına girmekti Nagihan'ın demiştim. Bence e, bu Mustafa Kemal ayrılığında da olası bir senaryo destekliyor. Bu arada Mustafa Kemal de şu noktada özellikle e, geçen günkü Sercan Yıldırım'la olan tartışmasında kavga mı tartışmasını tartışması izledim ve ondan sonra da devamlı Mustafa Kemal'i çok dikkatli bir içinde izliyorum. Mustafa Kemal artık şikayet etme. Etme abi şikayet yani. Huzur Burası söyleyeyim. Survivor ya yazılırsın dedi Şimdi yazılıyorsun yazalım yazıldım yazıldım yazıldım. Ya dönüyorsun diğer tarafa işte şimdi ben o gedayla oynuyorum onları Ya Mustafa Kemal ama her şey şikayetle bu iş olmaz abi. Çıkacaksın sahaya maçını kazanacaksın veya kaybedeceksin. Bu potansiyelin de var ciddi bir güçsün artık bu kadar da çok şikayet etme ya. Ya sana yakışmıyor ben yakıştıramıyorum şahsen. Bir de diline doluyor sadece oyunları da değil mesela konseyde. Ee, Acun ona diyor ki yani takımla çok iyi anlaştığını ve çok iyi iletişimde olduğunu düşünmüyorum Mustafa Kemal diyor. Gelen cevap yok abi bulaşıkları yıkıyorum ateş yakıyorum. Hatta Yunus Emre dalga geçti saçını süpürge ettik hemen falan diye. Yani sistem bu değil ki zaten survivor orası herkesin gibi sen de yapacaksın ama her yaptığın diline doladığında bakın ben bunu da yapıyorum bunu da yapıyorum. E, hepimiz çok iyi anlaşmıyor muyuz o zaman? O öyle bir dünya değil iletişim başka bir şey. Adada yapman gereken görevleri yapıyor olmak başka bir şey. Onu Acun abi çok güzel izah etti. Sen dedi bir takıma gelip Zaten başarılı bir adamsın ortada. Benden önce açtınız, benim sayemde doydunuz demeye başlarsan dedi. O takım da seni yazar kardeşim bu kadar dedi. Sen yani... kendini Messi falan mı zannediyorsun dedi Yunus Emre şey Mustafa Kemal. Ha, Messi olarak gelmedin dedi. Aynen He. Messi olarak gelmedin dedi. Doğru yani ama itici duruyor. Acun ona 10 on dakika konuştu biliyorsun. O konuşmasını dinledik sonra VTR'den sonra ben dedim ya biliyorsun Acun harika konuştu <laughs> bunu ama dedim. Hep havaya gidip uçacak dedim. Ertesi gün Uçtum yine Yunus mi? Emre ile Nagiyan oturuyorlardı ya tam ertesi gün. Tabii canım, yine otururken Yunus Emre geldi ya yine beni yazınız mağazanız <laughs> demeye başladı Yunus Emre'ye. Onun için yani yapacak bir şey yok. Biraz bozuk plak gibi Yani bozuk tekrar. plak değil de işte yapacak bir şey yok. Adamın hayat felsefesi böyle. O şöyle düşünüyor. Yani Mustafa Kemal'in tarzını ben sana söyleyeyim mi? O Survivor'la burada normal hayatı bir türlü ayırt edemedi. Yani normal hayatta zannediyor kendini Survivor'da öyle şeyler yok. Survivor'da her şey olabiliyor. Bir de bu sporcu olmasıyla da alakalı bence. Genelde profesyonel sporcularda da bu olur. Çok böyle matematik görürler hayatı. Yani disiplin, olması gereken hazırlık, e belli bir fiziksel e, yetenek ve hazırlık varsa alınması gereken galibiyet. Hani iki kere iki, dört. E, halkayı soktum, puanı kazandım. Tamam o zaman ben en iyiyim. Ama hayat böyle bir şey değil. Survivor'da Rad maçının değil, hayatın bir yansıması. Dolayısıyla Mustafa Kemal orada ayırt edemiyor bence. Doğru, katılır mısınız İhsan? Katılıyorum aynen. Katılıyorum. Sağ ol İhsan. Ve t -t İhsan. Sağ hapşırmamak İhsan. için bir uğraştım az önce de. İhsan şu anda hapşırmamak <laughs> için bir mücadele veriyor efendim. Ama o bakış ya hapşır gitsin. E, efendim bu arada Hakan Hatipoğlu'nun da yine Mustafa Kemal'in performansı ile ilgili bazı söylemleri var oyun kaybettikten sonra. Onu da bir hatırlayalım bakalım. Yani Atiboğlu'nun zaten anlattığı şey doğru. Adamın performansı düştü. Doğru söylüyor. Ama diyor hani kendini diyor iyi pazarlıyormuş diyor. Şimdi bunun pazarlama ile ne alakası var Atiboğlu? Ben de onu anlamadım. Adam ne yapıyorsa onu yapıyor. Yani adam mesela 8 yarış kaybediyor da ben 5 kaybettim mi diyor veya 16 yarış kazanıyor da ben 26 yarış kazandım falan diyor. Zaten herkes biliyor onu ne yaptığını. Yo, Yok yo, yo, yo. yo, diyor diyor. Bayağı pazarlıyor kendini. Aynen öyle. Ben sadece yani. kazanıyorum diyor. Ben bu takımı ben Abi kurtardım %80, diyor. Abi %80-90 diyor ya. Geçen demiyor mu? %80-90 yarışıyoruz biz burada diyor. Al %52.17. Hayır. Bu tamamen tamam. pazarlama algı, algı sonucu böyle oluştu. Kime pazarlıyor? Takım arkadaşlarına. Benim sayemde karnınız doydu. Ben kazandım. Tam dar. o kadar hesaplayamıyor olabilirler. Bir adam devamlı ben sürekli kazanıyorum deyip ben benim sayemde bu noktaya geldik deyip %80-90'larla oynayan nasıl yazarsınız dediyse adam da düşünün en azından 60-70 bile olsa 50 düşünmez yani. Tamamen Mustafa Kemal'in doğru algı ve pazarlaması sonucu. O pazarlama doğru. sonucu da zaten Seda diyor ki ben daha yüksek zannediyordum. Pazarlama sonucu. Pazarlamış çünkü. demek ki başarmış. Eskiden o zaman pazarlamacılar vardı. Ha o zaman önemli, şey, bilmez miyim o zaman Mustafa Kemal çıkınca pazarlamacı mı olsun yani onu mu demek ki? Olsun abi. Pazarlama hayattaki en önemli İyi, şey pazar, sen kendini nasıl satarsan olsun. Oradakiler yer yani? mi onu ya onun. Yemişler işte Seda yemiş. Ben daha zaman, yüksek ben, sanırım. Ben onu ya. öyle o kadar var işte ben 10 oyun kazandım da 16 kazandım diyecek onlar da ha 16 kazandın. Oradaki her şey her şey. E, burada o şimdi Hakan da kendini nasıl pazarlıyor? Hakan da şöyle pazarlıyor bu da tamam pazarlama meğer sen benim de altımdaymış aslında değil. Yine. O da bir hakanın pazar Yine bir mi? değil. Yakınlar ama değil yani. Ama He. şimdi Hakan hemen oradan bir... E, o zaman atayım oldu o zaman kendini pazar. Alt altı üst üsteler şu an. Alt altı üst üsteler. Sizin eve, Kemal pazarlamacı eve pazarlamacı geliyor Yok, muydu hiç? Eve pazarlamacı geliyor muydu? Yok bizim eve kargoju gelir. Ay, eskiden pazarlamacılar vardı Murat abi yap Allah aşkına işte. Nasıl yani kapıya çalıp, gelenler Evet var. kapıya gelen pazarlamacıları hatırlamıyor musunuz? Overlock makinesi. Ben valla... Hayır overlock makinesi değil ya. Kapıya ben... bozacı boz gelirdi ben onu hatırlıyorum. Aa bu zaman izmiyor. Sen yani. tabii şimdi Nişantaşı Topağacı'nda olduğu için oralara pek pazarlamacı uğramamış olabilir ama... <laughs> Ay şu an hat... bile var Murat abi. Kapıları... <laughs> evet. Zarf çekerdi, zarf çektirdi. kapıları çalarlar. İşte efendim e, su ısıtıcısı, yorgan, çarşaf, yastık, Yok. nevresim pazarlamacılar gelirler. Sana e, aldığın ürünlere karşılık senet imzalarsın, taksitlerin olur. Yok vallahi ben işöre. Bunu bilmiyorum. sen yani bu benim dönemi hatırlamıyor musun ya? Nişan, bu dönem bütün Türkiye Şan hatırlıyor. Taşı dediğin, ya. benim nişan taşı dediğin benim ufaklık ve daha yeni ergenlik zamanı. Tamam yani sizin kapıya hiç pazarlamacı gelmedi mi? Vallahi gelmedi. Ben sana söylüyorum gelenleri Bozacı gelirdi. Evet. Ondan sütçü? sonra sütçü sütçü gelirdi bravo. Evet. Halbuki ben mesela şey beklerdim camda böyle hep şey bağıracak diye. İboza! Bozacı. He bozacı. Bozacı. İboza. Bir de balıkçı vardı. Rahmet anneme devamlı kazıklamaya çalışırdı. <laughs> Kim o? Balıkçı. <laughs> Allah aşkına. Hiç unutmam gelirdi mesela 50 liralık balığa, abla harika balık. 60 batmış falan öyle bir. Nişantaşı'nda mı? He. nişantaşı fiyatı çekiyor o zaman. Bilmiyorum işte o zaman o balıkçıyı hatırlıyorum. Sonra başka. Rahmetli anneniz oradan balık mı alırdı? Evet alırdı. Hı. Ne o, alıyordu, ne balık alıyordu, ne seviyordu. O zaman valla en iyi balıkları alırdı yani çünkü şeydi böyle ilaç çıktı. Lüfer adı. mi, lüfer Lüfer. Lüfer alırdı, Çin yakop alırdı, alamut alırdı, alırdı. Hı -hı. hepsini alırdı. Ama mesela şimdi, şimdi de balık malık almak hak getir, öyle şey böyle iyi balık filan nereden alıyorsun yani zor? Yok yok yine zamanını yakalarsan alırsın. Öyle Her mi? şey zamanında yani mesela doğru zamanda doğru balığı ucuzda alabilirsin. Ama doğru zamanda alacaksın. Onun zamanı geçtikten sonra o balığın peşine düşersen çarpı beş fiyatını alırsın. Sizin eve hiç pazarlamacı girmedi mi yani? Sen buradan bir şey çıkaracaksın ama Hayır, ne hiç çıkarmak istiyorsun? Hayır çıkarmayacağım anlamadım. ben pazarlamacı Surtözün çünkü ben... <laughs> pazarlamacı girmedi Hayır sizin eve pazarlamacı girmedi mi hiç? Vallahi diyorum girmedi. Ya yani. hani eve girerlerdi taksit yaparlardı ya Allah aşkına Twitter'dan yazın ya. Bunu yani yaşamamış bunu kimse yaşamadı mı? Ama ben şu anda boşluğa mı konuşuyorum en güzel, ya? Ne güzel kendin demin bir laf ettin ya. Ne dedin mesela sen nerede büyüdün falan dedim bir şeyler dedim ne dedin Tamam nişantaşı topaay ama. demek oralara gelmiyormuş. Hayır oralara da gelir kendine göre pazarlamacı gelir abi orada da belki başka ürünlerse belki orada da saten nevresini takırlar <laughs> satarlar yani hani bir tarafta polisler satarlar bir onu, tarafta saten Onu bilmiyorum. Eve Zaten eve... Var, evet tamam farz ki geldi. Evet ben hikayeyi merak ettim çünkü. Ha. Şimdi benim hatırladığım kadarıyla eve gelirler taksit yaparlar isminize soy isminize sonra ay başında gelirler kapıya sizden parayı Tekrar tahsil da da etmeye taksit ha. sen hiç taksit yaptırdın mı Şimdi borçlarına sadık mı mısın ben, tabi, güvene dayalı ben o zaman gençtim benim babam Allah rahmet eylesin babam o işleri yapıyordu ben nereden ben genç adam 16-17 yaşında adam sen taksitle mi uğraştım misin? Taksit ben o zaman misin? nasıl gezeyim babamdan parayı alayım diskoteye mi gideyim sinemaya mı gideyim oraya mı gideyim onları Diskoteğe. düşünüyordum abi Siz... ne taksit abi ben ne 18, 16 evet, abi 18-16 yaşında rahmetli Coşkun Özal'ın oğluyum o zamanın en meşhur evet. adamlarından mini takım teknik direktörü Galatasaray teknik direktörü. Onun oğluyum ben. 16, 17, 18 yaşındayım. Benim kafa başka yerlerde. Taksidi ben mi düşüneceğim abi? Babam düşünüdür abi. Sen taksitçi misin? <laughs> ne diyor? Bir şey çıkaracak mı işin <laughs> ama çözemiyorum abi. <laughs> Hayır, taksit insan... seviyor musun sevmiyor musun? Taksit sever misin? Mesela bir yere gittin alışveriş yaptın. Evet. Diyorlar ya taksit. Ha. Sever misin sevmez Herkes misin? Herkes sever. Taksitin avantajı var. Niye sevmeyeyim abi? Yani ne, nesini seviyorsunuz taksitin mesela? Anlatın. Taksitin nesini seviyoruz? Taksidin e, hemen tık diye sıcak para dursun cebinde hemen verme yavaş yavaş ver o avantajlı bir şey. Peyderpey öderebilirsiniz ee, e. yani. taksit ödemeyi sever misiniz yoksa ödememeyi mi tercih edersiniz? <laughs> Ödemeyip ne yapsın? Allah korusun ya niye taksitimi öderim niye ödemeyeyim ya? <laughs> Allah korusun. Niye öyle bir şey nereden çıkarıyorsun kardeşim? <laughs> Ay sana senet yaptırsalar mesela hani ödemeyeyim. Ya İhsan sen, sen <laughs> anladın mı ne yapmak istiyorsun Reklama gitmemiz lazım. Söverlere kısa bir reklam arasından sonra devam edelim. Evet, Survivor X'e kaldığı yerden devam ediyor. Hanzade'nin annesi Ref Hanım yazmış. Bizimkilerde Halil Pazarlama varmış. Evet. Bir de şarkısı da varmış. <laughs> Halil, Halil Pazarlama. Pazarlama. İleride mi? Kapılara A geliyormuşlar. Hatırlıyor musun Murat abi? Bizimkileri mi? Evet, dün Suralım gibi hatırlıyorum. Allah rahmet eylesin. Her pazar. Mekanı cennet olsun. E, abimiz vardı, Horoz. Ho Aa, evet, Değil mi? Evet. Horoz vardı. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Amin inşallah. Buyursunlar, selam fasındayız. Evet. Bizi izleyen herkese sevgiler, saygılar efendim. Evet buyurun. Ben bugünkü selamı sevgili Miray Tarkan'a gönderiyorum buradan. Evet Hanzade Ben de bugünkü selamı interaktif yorumlarıyla programımıza canlı bağlanan sevgili annem Sedef Durmuş'a gönderiyorum. Ben selamım vardı unuttum. Ee, o yüzden e, gönlümde o kişi, o da onu biliyor. Ee, kalpten kalbe bir yol varsa bu aşktır elbet diyorum efendim Survivor'ı bugünlük sonuna geldik. Yarın 14.00'da sizlerin huzurunda olacağız. Kendinize iyi bakın. Sağlık bakalım. Hoşça kal.